değerli basın mensupları. Öncelikle Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier'a ülkemize hoş geldin demek istiyorum. Ve Frank-Walter'ı Ankara'da ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Biraz önce kendisiyle özellikle baş başa uzun uzun görüştük. İkili ilişkilerimizi, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini ve bazı bölgesel konuları değerlendirme fırsatı bulduk. Çalışma yemeğinde özellikle Suriye, Irak gibi her iki ülkeyi ilgilendiren konuları değerlendireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız Frank-Walter Steinmeier'i bugün kabul edecekler. Biz Almanya ile ilişkilerimize çok önem veriyoruz. Türkiye ve Almanya Avrupa'nın en önemli ülkelerinden iki tanesidir. Ve ikili ilişkilerimizi geliştirmeye çok önem verdik. Özellikle AK Parti iktidarıyla birlikte Almanya ile ilişkilerimiz her alanda gelişme gösterdi. Bugün Almanya Türkiye'nin birinci ticaret ortağıdır. Bu da tesadüf değildir. Ekonomik ilişkilere karşılıklı verdiğimiz önemin göstergesidir. Aynı şekilde siyasi ilişkilerimizi özellikle istişare mekanizmalarını bugüne kadar çok iyi işlettik. Bundan sonraki süreçte de aynı kararlılığa sahibiz. Ve Avrupa için Almanya'nın özellikle oynadığı rolü biz her zaman takdirle karşıladık. Türkiye'de Avrupa kıtasına, Avrupa kurumlarına hiçbir zaman yük olmamıştır. Tam tersine katkı sağlamıştır. Katkı sağlamaya da devam etmektedir. Dolayısıyla Avrupa'nın geleceği, ortak geleceği hepimizi yakından ilgilendirir. Almanya ile birlikte terörizme karşı ciddi mücadele veriyoruz. Özellikle DAEŞ'e karşı koalisyonun içindeyiz. İncirlik'te Almanya'nın uçakları var, personeli var ve özellikle hava operasyonlarına da ciddi katkı sağlamaktadır. Ama sadece DAEŞ'e karşı değil, bölgedeki diğer tehditlere karşı da ortak mücadelemiz var. Her şeyden önce NATO'nun da önemli iki müttefiyiz. İki ülke kendi arasındaki ilişkilerde de aynı önemi, aynı saygıyı göstermek durumundadır. Bizim Avrupa ülkelerinden ve Almanya'dan beklentimiz şudur. Farklılıklarımız olabilir, değişik görüşlerimiz olabilir. Ama Türkiye'yi eşit bir ortak olarak görmek durumundasınız. Eğer bizimle ilişkilerinizi her alanda iyiye götürmek istiyorsanız Türkiye'yi ikinci sınıf bir ülke gibi değil, eşit bir ortak olarak görmek durumundasınız. Çünkü biz öyle görüyoruz ortaklarımızı. Hiçbir ülkeye tepeden bakmıyoruz, üst perdeden bakmıyoruz. İlişkilerimizi sorunlu zamanlarda bile geliştirmek için çaba sarf ediyoruz. Almanya ile özellikle Alman parlamentosunun, federal parlamentonun yani Bundestag'ın sözde soykırımla ilgili aldığı karardan sonra ilişkilerimizde maalesef bir durgunluk oldu. Bu bizim arzu ettiğimiz bir şey değildi. Fakat Alman hükümetinin daha sonra yaptığı açıklamadan sonra tekrar ilişkilerimizi rayına koymak için karşılıklı çaba sarf ettik. Sayın Merkel ve özellikle de Steinmeier'in bu anlamdaki katkılarını takdirle karşılıyoruz. Keza Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakanımız ve biz de Dışişleri Bakanlığı olarak ilişkilerimizi eski günlere döndürmek hatta daha ötesine götürmek için adımlar attık. Bunun da karşılık bulduğunu görüyoruz. Ve özellikle birbirimizin tarihiyle ilgili meclislerimizin karar alması doğru bir davranış değildir. Burada Alman hükümetinin yaptığı açıklamada bir cümle var. Soykırım siyasi ya da jenerik bir tabir değildir, hukuki bir tabirdir. Bir olayın soykırım olarak tanımlanabilmesi için mahkeme kararı gerekir. Esasen Almanya'nın yaptığı bu açıklama tüm dünyaya da örnek olmalıdır. Biz Ermenistan'da da zaten ortak bir komisyon kurarak bu meseleyi çözelim dedik. Fakat Ermenistan buna hiçbir zaman yanaşmadı. Yani bu tür konuların ikili ilişkilerimizi zehirlemesini istemeyiz. Karşılıklı
açıklamalar yerine diyaloğu tercih ederiz. Özellikle anlamlı diyalog ve işbirliğini tercih ederiz. Farklı düşünebiliriz, farklı görebiliriz. Ama ne olup ne bittiğini anlamadan yapılan açıklamaların da özellikle ilişkilerimize zarar verdiğini de görüyoruz. Bizim Almanya'dan beklentilerimiz elbette var. Her şeyden önce PKK teröristlerinin Almanya'da yaygın bir şekilde, özgür bir şekilde faaliyette bulunmasını arzu etmeyiz. Bugüne kadar 4500 civarında PKK'ya yönelik açılmış dava var. Bizim iadesini istediğimiz PKK'lılar var. Şimdi darbe girişiminden sonra da tabii FETÖ bağlantılı kişilerin de Almanya'da olduğunu biliyoruz. Ve yine diğer DHKPC gibi bazı DHKPC'li gibi bazı teröristlerin de Avrupa ülkelerinde maalesef özgürce faaliyetlerini sürdürdüğünü görüyoruz. Farklı düşünebiliriz, farklı görüşlerimiz olabilir ama özellikle terör konusunda bizim samimi işbirliği yapmamız gerekiyor. Tabii bunları da bugün değerlendirme fırsatı bulduk. Ben inanıyorum ki bu karşılıklı saygı ve işbirliği anlayışıyla Türkiye ve Almanya ikili ilişkilerini daha da ileriye götürecektir. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde özellikle Almanya'nın daha yapıcı katkısını bekliyoruz. Dünkü Dışişleri Bakanları Konsey toplantısında Frank-Walter Steinmeier'in tutumu takdire şayandır. Türkiye'nin önemini en iyi şekilde burada anlatmıştır. Zorlu günlere rağmen yaşanan bazı sorunlara ya da güven bulanımına rağmen bunu anlatması çok önemli. Ve biz hiçbir zaman Avrupa Birliği'ne ihtiyaç duymadığımızı söylemedik. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne ihtiyacı var, Avrupa Birliği'nde Türkiye'ye ihtiyacı var. Ama Avrupa Birliği'nin sık sık Türkiye'ye olan ihtiyacın unuttuğunu görüyoruz, inkar ettiğini görüyoruz. Son zamanlarda bazı Avrupa Birliği üyesi ülkelerin, dışişleri bakanlarının ya da yöneticilerinin Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin durdurulması yönündeki görüşleri gerçekten Türkiye'de ve Türk halkında çok ciddi bir tepkiye yol açmaktadır. Ve Türk halkının bizden isteği, onlar bu hareketleri, bu adımları atacağına siz bu müzakereleri durdurun diye sürekli baskı yapıyorlar. İşte biz bu süreci, bu zorlu süreci ancak birlikte aşabiliriz. Karşılıklı güvene dayalı adımlarla aşabiliriz. Bizim Avrupa Birliği ile durup dururken niye problemimiz olsun? Hiçbir problemimiz olmaz. O sebeple Avrupa Birliği'nin en önemli üyesi Almanya'nın da tabii ki buradaki rolü çok önemlidir. Bugüne kadar Almanya'nın ve Sayın Merkel'in Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde özellikle de göç konusu gibi birçok zorlu konulardaki oynadığı rolü de takdir ediyoruz ve teşekkür ediyoruz. Ben inanıyorum bu ziyaret, değerli dostum Frank Walter'ın yaptığı, bugün gerçekleştirdiği ziyaret, ilişkilerimizin tekrar eski günler ve daha ötesine gitme yönünde önemli bir ziyarettir. Yeni bir dönüm noktası olacaktır. Bu duygularla kendisine hoş geldin diyerek sözü Frank Walter'a bırakıyorum. Değerli meslektaşım, değerli arkadaşım Mevlüt, kendi adıma ve heyetim adına bizi kabul ettiğiniz için Ankara'da çok teşekkür etmek istiyorum. Zannediyorum ki yeniden Ankara'ya gelmiş olmam, Ankara'ya, Türkiye'nin başkentine çok iyi oldu. Ve dolaysız olarak konuşmamız da iyi oldu. Geçtiğimiz haftalarda ve aylarda birbirimiz hakkında konuştuk kameralar ve mikrofonlar aracılığıyla. Fakat anlattığın olaylara baktığımızda, belki de tartışmalarımıza da baktığımızda birbirimizle açık ve dürüst olmamız gerektiğini düşünüyorum.
Öncelikle tekrarlamak istiyorum. Birçok yerde Almanya'da kamuoyunda da söylediklerimi, örneğin geçen hafta federal parlamentoda da söylediklerimi tekrarlamak istiyorum. Ve bütün açıklığıyla ifade etmek istiyorum. Biz 15 Temmuz tarihli darbe girişimini her şekilde ve şiddetle kınıyoruz ve yine tekrarlıyorum. Biz hayatını kaybedenlere ve yakınlarının acılarını paylaşıyoruz, başsağlığı diliyoruz. Ve bu zor gecede sokaklara çıkan insanlara büyük sempati duyduğumuzu ve bu ülkenin demokratik kurumlarını savunanlara desteğimizin de tekrar teyit etmek istiyorum. Biraz sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de gezip göreceğiz. Tabii ki sivil toplum örgütleri olsun, demokratik kurumları savunanların yanındayız. Biz biraz önce uzun ve açık bir görüşme sürdük. Bölgedeki durumu değerlendirdik. Ortak projelerimizi ele aldık ve biraz önce Sayın meslektaşımdan da duyduğunuz gibi Türkiye ile Avrupa arasındaki ilişkileri ele aldık. Ve ben memnun oldum çünkü sen değerli arkadaşım Mevlüt, bu tek taraflı bir ilişki değil. Bu ilişkileri sadece ikimiz de birbirimize ihtiyacımız olduğunun bilincinde olursak sorunlarımızı çözebiliriz. Avrupa'ya ihtiyacımız sadece ekonomik olarak değil, siyasi olarak da birbirimize ihtiyacımız var. Mutlaka bunlara değineceğiz bu toplantı sırasında. Almanya için şu da geçerli. Almanya ve Türkiye sadece şu an bir ilişki değil, 100 yıllık bir geçmişe dayanan, binlerce ailevi bağların da oluşturduğu önemli ilişkiler, yoğun kültürel ilişkiler. Ve biraz önceki görüşmemizde şunu da söyledim, Türkiye'de şunu da unutmamamız gerekir, 3,5 milyon Türkiye kökenli insan Almanya'da yaşıyor ve bu nedenle Türk toplumunun bir aynası gibi aynı zamanda Almanya'daki Türk toplumu. Bunun bilincindeyiz, bunu unutmuyoruz ve bu Türkiye'de de olmuyor ve bu kadar uzun süredir süren ilişkileri tehlikeye sokmamalıyız. Bu nedenle bu açık diyalog ve dürüst diyalog çok önemli. Sayın bayanlar ve baylar, hepimiz görüyoruz ki çok zor bir dönemden geçiyoruz ve ne zaman düzeleceğini de bilemiyoruz. İçinde yaşadığımız dünyada birçok çalkantılı olay yaşanıyor ve müttefikimiz, NATO müttefikimiz olan Türkiye de çok yakından etkileniyor. Yakın ve Orta Doğu artık bu savaşı Suriye'de, Irak'ta yaşıyorlar. Komşu ülkelerde İslamcı terör yaşanıyor ve Türkiye'yi çok etkiliyor. Biz bunu görüyoruz ve unutmuyoruz. Sürekli farkındayız bu olayların. Fakat şunu da konuştuk. Biz bir siyasi çözüm konusunda da ortağız, Suriye konusunda ve terörle mücadele konusunda omuz omuza mücadele ediyoruz. Hem IŞİD hem PKK terörü mücadele konusunda. Federal parlamento görmüşsünüzdür, federal ordunun ortak girişimlerini burada askeri mevcudiyetini onayladı federal parlamento.
Alman parlamentosu ve bu operasyonları İncirlik'ten hareket ederek yapabilmemiz son derece önemli. Ve tekrarlamak istiyorum, Alman parlamenterlerin İncirlik'teki Alman askerlerini ziyaret etmeleri bizim açımızdan son derece önemli ve doğal. Çünkü bu görev hakkında karar verecek olan parlamentonun oradaki çalışma koşullarında kendileri bizzat yerinde görebilmeleri gerekir, karar verebilmek için. Ortak çabalarımızın ötesinde çok ciddi endişelerimiz hakkında da konuştuk. Özellikle darbe girişiminden sonra Türkiye'de meydana gelen olaylar ve gelişmeler konusunda bizim endişelerimiz hakkında bilgi verdim. Özellikle çok büyük sayıdaki tutuklamalar ve ifade ve basın özgürlüğü konusundaki endişelerimizi de ifade ettim. Farklı görüşlerimizi konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Binlerce memurun, askerin ve gazetecinin işlerinden atılmaları konusunu da ele aldık. Ben şunu rica ediyorum, bunu bir tepeden bakarak, bir ders verme olarak algılanmamasını, Türkiye'nin egemenliğine saygısızlık olarak algılanmamasını rica ediyorum. Özellikle uzun bir geçmişe dayanan ilişkilerimiz ve kişisel ilişkilerimizi de göz önünde bulundurarak endişemizi ifade ettiğimizi anlayışla karşılamanızı istiyorum. Ziyaretimin amacı da bu. İkili ilişkilerimizde gölgelenen bu alanlara yeniden aydınlatılması ve gelecekte düzeltmelerin, iyileşmelerin yaşanmasını arzu ediyoruz. Bu Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ilişkiler için de elbette geçerli. Görüşmemizde şunu da söyledim. Dün Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Konferansı'nda Brüksel'de benim de katıldığım Türkiye'nin iç politikası hakkında konuştuk ve Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkileri de ele aldık. Ve sen ve Türkiye'de birçok insan bu ilişkilerin geleceği konusunda Avrupa Birliği'nde de farklı görüşler olduğunu görüyorsunuz. Bazıları artık müzakerelerin sürdürülmemesinin daha uygun olacağını savunanlar var. Ben farklı bir fikri savunuyorum ve bunu da ifade ettim. Bence bu Türkiye'de verilmesi gereken bir karar. Avrupa'ya yakınlaşmanın kriterleri yeni değil. Bunlar yazılı bir şekilde tespit edilmiş ve sadece Türkiye'ye özgü değil. Ve Türkiye'nin daha ziyade Avrupa ve Avrupa Birliği'nin yöne mi gelişeceği veya uzaklaşmayacağı Avrupa Birliği'nden, bu Avrupa'nın herhangi bir başkentinde verilecek bir karar değil. Bu Türkiye'de verilmesi gereken bir karar. Ben bizzat iyi ve yakın ve güvene dayalı bir işbirliğinin Türkiye ile Almanya ve Türkiye ile Avrupa Birliği arasında sürmesi gerektiği kanaatindeyim. Ben bu teklifimi yapıyorum ve bunun böyle sürmesini arzu ediyorum. Bu bağlamda çok bugün kolay olmayan bir görüşme diyebilirim. Teşekkür ediyorum. Açık ve dürüst olduğu için teşekkür ediyorum. Ve özellikle teşekkür sunmak istiyorum Sayın Bakan'a. Evet, von der Habertürk Zeitung eine Frage, zwei Fragen an den Herrn Bundesaußenminister. Von dem Herrn Staatspräsidenten und von dem Herrn Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu
Hören wir das sozusagen von Deutschland aus, dass Deutschland sozusagen ein sicherer Boden ist für Terroristen? Hier wurde ja die Zahl 4.500 genannt. Wie steht es um die Auslieferung dieser Person in der nächsten Zeit? Zweite Frage in Bezug auf die EU-Beziehungen. Da haben Sie gesagt, dass man erwartet, dass Sie natürlich Bundespräsident werden. In Ihrer zukünftigen Projektion im Rahmen der EU, ist dies möglich, dass die Türkei der EU beitritt? Und welche Schritte werden Sie unternehmen? Öncelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla ilgili olarak kendisiyle bugün öğleden sonra mutlaka görüşeceğiz. Benim Almanya'da söylediğim şu, ben en azından biraz tedirgin olduğumu söyleyebilirim bu ifade konusunda. Almanya'nın teröristler için güvenli bir liman olması iddiasını bizim anlamamız mümkün değil. Bu nedenle Türk meslektaşımla, mevkidaşımla da şunu ifade ettim. Türkiye'de bilinen bir gerçek şu, PKK Almanya'da terörist organizasyon olarak, bir terör örgütü olarak yasaklanmıştır. Ve Alman ceza yasaları uyarınca kanıtlar olduğunda hem soruşturmalar açılıyor hem kanıtlandığı durumda hüküm de giyen kişiler oluyor ve bu şekilde hüküm giyen kişiler oldu geçmişte. Avrupa Birliği Türkiye ilişkileri konusunda biraz önce söylediğim sözlere ekleyecek bir şeyim. Mikrofon. Sayın Bakan Çavuşoğlu, Türk Cumhurbaşkanı geçtiğimiz haftalarda idam cezasından sık sık konuştu ve belki de bir AB konusunda da, üyelik müzakere konusunda da bir referandumdan bahsetti. Sorum şu, Cumhuriyeti Avrupa Birliği ile üyelik müzakerelerine halen ilgi duyuyor mu? Sayın Steinmeier'e sorum. Türk sivil toplumunun sorunlarına değindiniz federal parlamentoda. Sıkıntı yaşıyorlar sivil toplum örgütleri. Endişenizi ifade ettiniz. Da sivil topluma yardım etmek için, destek olmak için başka ne yapılabilir endişenin ötesinde? Evet, sor. Çok teşekkür ediyorum öncelikle sorularınız için. Türkiye'deki darbe girişiminden sonra 246 vatandaşımız biliyorsunuz şehit edildi. Ve 2194 vatandaşımız çok ciddi bir şekilde yaralandı. Ve bunu yapanlar belli. Özellikle asker içindeki FETÖ'ye bağlı teröristler. Ve halkımız bu darbecilerin ne yaptığını gördü. Doğal olarak da bu kişilerin idam edilmesini istedi. Yani benim eşim dahil halkımızın tepkisi bu, talebi bu. Demokratik seçimde halkın oyuyla seçilmiş bir cumhurbaşkanı da bu talebin adresinin Türkiye Büyük Millet Meclisi olduğunu söyledi. Burada da 4 tane parti var. Eğer burada görüşülecek, buradan çıkarsa, yani halkın temsilcileri, milletvekilleri bunu kabul ederse ben de onaylarım dedi. Şimdi halkın bu duygusunu anlamak yerine bizim esas tepkimiz Avrupa'dan gelen tehditkar
açıklamalar. Üst perdeden tehdit edici açıklamalar. Niye halk bunu istiyor? Önce gel bunu bir anla. Şimdi siz bu darbeyi yapan kişi, askeri niye tutukladınız diye sorarsanız, biraz önce dostumun söylediği gibi, bu da kabul edilir bir şey değil. Bunun tutuklanması gerektiğine dair, darbeye karıştığına dair yargının bize söylediği ellerinde delil var. Senin tutuklanmamasına inandığın, yani tutuklanmaması gerektiğine inandığına dair senin elinde belge varsa, bilgi varsa bunu bizimle paylaş, yargıya verelim ilave bir belge olarak. Şimdi bu asker niye tutuklandı dersen, o zaman ister istemez Türk milleti de diyor ki işte darbecileri kim destekliyor görüyorsunuz diyor. Darbe girişimin içinde olanlar tutuklandı. Hatalar varsa da bunlar düzeltildi. Düzeltiliyor da. Olması da lazım. Hata varsa düzeltilmesi gerekiyor. Diğer taraftan eğer darbe girişimine aktif bir şekilde katılmayıp da bu terör örgütüne üye ise bunlar da devlet kademelerinden ayıklandı. Bu terör örgütüne üye diplomatlarla ben bu bakanlıkta çalışamam. Asker hiç çalışamaz. Polis de çalışamaz. Yargı hiç çalışamaz. Yargının bağımsızlığından nasıl bahsedeceğiz bu teröristler yargıda olduğu sürece? Çünkü bunlar anayasaya ve hukuka göre karar vermiyor. Pensilvanya'daki hasta kendisini tüm kainatın imamı olarak gören bir hasta adamın talimatı üzerine karar veriyor. Mevcut anayasayı seversin sevmezsin. Bizde eksiklikleri var diyoruz. Düzeltilmesi lazım. Yeni anayasa istiyoruz. Şimdi bu kişiler, askerler niye tutuklandı diye sorgulamak doğru değil. Ayrıca ifade özgürlüğü, hangi ifade özgürlüğünden bahsediyoruz? Türkiye'de herkes kendi ifadesini dile getirebilir. Bir gazeteci kimliği var diye eğer bu kişi casusluk yaptıysa ve yargılandıysa ve ceza aldıysa, bunu bir kahraman gibi, bunu bir sadece gazeteci ve ifade özgürlüğü engellenmiş bir kişi gibi Almanya en üst düzeyde bunu kabul ederse, elbette o zaman Cumhurbaşkanımız da biz de tepki gösteririz. Bu kişinin suçlu olmadığına dair senin elinde bilgi varsa ver bana. Ama benim elimde bu kişinin suçlu olduğuna dair belge var. Yargı açısından söylüyorum. Bu delili görmeden, bu bilgiyi almadan bu kişi kahraman, bu kişi gazeteci, ifade özgürlüğü kısıtlandı en üst düzeyde olmaz. İki dost ve müttefik ülkeye bu yakışmaz. Bunları açık açık konuşacağız ki birbirimizi çok iyi anlayacağız. Şimdi niye Cumhurbaşkanımızın tepkisini idam cezası, AB referandum ve Almanya? Şimdi 4500 tane PKK'lı hakkında dava varsa demek ki en az 4500 tane PKK'lı terörist var Almanya'da. Bunlarla ilgili davalar nasıl sonuçlandı biz bilmiyoruz sorduğumuz halde. İki, bizim iadesini istediğimiz PKK'lılar var. Bugüne kadar sadece 3 tanesi verildi. Ve diğerleri hiç verilmedi. Son zamanlarda FETÖ'ye bağlı hepsi oraya kaçıyor. Geçenlerde İsviçre'deydim. Bir PKK'lı, bir DHKPC'li, ikisini de İsviçre sınır dışı ediyor. Kararı alıyor. İkisi de Almanya'ya gidiyor. Niye ikisi de? İki farklı, gerçi şu anda ikisi de güçlerini birleştirdi ama iki farklı terör örgütüne bağlı terörist yurt dışı edilirken niye Almanya'ya gidiyor? Şimdi biz bunları söyleyince dost olarak alınıyorsunuz ama söylemek durumundayız. Bunların hepsi şimdi nerede? Almanya'da. Daha dün PKK'lılar Köln'deydi sanırım. En önde gösterileri açık bir şekilde yürütüyor. Benim başkonsolosluklarıma saldırıyor. Arabalarını yakıyor. Geçen bir resepsiyonumuzu engellemek için saldırdı. Yani benim orada vatandaşlarım ve temsilciliklerim de güven altına değil. Kim saldırı yapıyor? PKK'lılar yapıyor. Teröristler yapıyor. Şimdi bunu da İster istemez biz söylemek durumunda kalıyoruz. Çünkü bizim ciğerimiz yanıyor. Terörden dolayı çok insan kaybettik. Her gün güvenlik güçlerimiz, halkımız, Kürt vatandaşlarımız, Türk vatandaşlarımız, bunları söylemek durumundayız. Şimdi referandum konusuna gelince bizim tepkimiz şu. Biraz önce de söyledim. Her gün bir ülkenin dışişleri bakanı kalkıyor kendi başına. Burada konsensüs lazım. Yok Türkiye'yi atalım. Yok Türkiye'yi işte müzakerelerden, üyelikten, her şeyden atalım, NATO'dan atalım, şudur budur. Ya sen kimsin de Türkiye'yi atıyorsun? Bir kere senin böyle bir karar verme yetkin yok. Burada konsensus lazım. Biz de diyoruz ki, yani biz bu muameleyi hak etmiyoruz.
Dolayısıyla bu biz kararımızı verirsek, zaten Frank Walter da çok güzel söyledi. Dolayısıyla bu kararı halkımıza sorarız. Halkımız karar verir. Yani ikide bir böyle Türkiye'yi aşağılayıcı tutumlardan biz artık bıktık. Gerçekten bıktık. Kriterler belli, tamam. Herkes için kriterlerden belli. Ama bizim şikayet ettiğimiz ikiyüzlülük ve çifte standart. Bu ikiyüzlülük ve çifte standart evet var. Bunu da her yerde söylüyoruz, biliyoruz. Biz bundan şikayetçiyiz. Normal kriterlerden, objektif kriterlerden, bizim de yani yerine getirmeyi vaat ettiğimiz kriterlerden bir şikayetimiz yok bizim. Her türlü faslı açarız, müzakere ederiz. Kapanış, açılış kriterleri bunlar, tamam. Bugün Türkiye'de yüz binlerce sivil toplum örgütü var. Biz çıkardığımız yasalarla sivil toplum örgütlerinin her türlü önündeki engelleri kaldırdık. Her alanda, sosyalden siyasete kadar Türkiye'de yani yüz binlerce, belki bir milyon tane sivil toplum örgütü var. Benim şehrim Antalya'da binlerce var sadece. Ve bunlar her türlü hakkını özgürce kullanıyor, kullanmaya da devam etmelidir. Bizim burada derdimiz yani bağcıyı dövmek değil, üzüm yemektir. Biz Avrupa Birliği ile ilişkilerimizi iki eşit ortak gibi ya da üye ülkelerle götürmek istiyoruz. Ve bize gelen tavsiyeler ya da herhangi yapıcı eleştiri olduğu zaman da bunu biz dikkate alıyoruz her zaman. Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi veya Avrupa üyesi ülkeler. Biz de çünkü bu düşüncelerimizi yurt dışındaki vatandaşlarımızla ilgili olsun başka konularda gayet dostane iletiyoruz varsa sorunlar. Biz ilişkileri bu şekilde, samimi bir şekilde, dostça, her şeyi de açık açık konuşarak götürmek istiyoruz. Karşılıklı anlayış olduğu zaman da bence bir problem yok. Es gibt kein Problem. Ya bevor ich sorunuza gelmeden önce şunu tekrar açıklığa kavuşturmak istiyorum, değerli mevkidaşım, bir yanlış anlaşma olmasın diye. Biz her tür terörü kınıyoruz. IŞİD olsun, PKK olsun. Bu konuda hemfikiriz. Sonuçta siyasi çözümlerin olması gerekiyor. Sadece askeri önlemlerle terör yok edilemez. Siyasi bir sürece yeniden başlanması gerektiğini ifade ediyoruz ve bunun için PKK'nın silahlı mücadeleden vazgeçip silahlarını teslim etmesi gerekir siyasi süreç için. PKK'nın ve terör faaliyetleri konusunda Almanya'da bunları yasamız uyarınca, yasalarımıza göre takip ediyoruz ve 4000 civarında soruşturma ve birçok yargılama oldu. Fakat 4000'den fazla Türkiye'den dosya geldiği konusunda herhangi bir bilgim yok. Bunu teyit edemeyeceğim. İkinci, bana yöneltilen ikinci soru, sivil toplum konusunda federal parlamentodaki konuşmamda detaylı bir şekilde bilgi verdim. Burada Almanya'da ve Avrupa Birliği'nde bu konu çok tartışılıyor. Artık tabii kendimi tekrarlamak istemiyorum, fakat iki ülke arasındaki çok yoğun ilişkiler açısından bu ilişkileri suni olarak yaratamayız. Var zaten bu sivil toplum ilişkileri iki ülke arasında. Seyahat edenler var, Alman vatandaşı olanlar var, iki ülkeyi de çok iyi bilen insanlar var. Son olarak şunu söylemek istiyorum ve sivil toplum örgütlerinin hemen hemen çoğu bize ilişkilerin kesilmemesi gerektiğini söylüyorlar ve özellikle zor dönemlerde konuşmaları, diyalogları sürdürmemiz gerektiğini bize sivil toplum temsilcileri de söylüyorlar. Hadi. Ja. Sie haben aber nur eine gestellt. Achso, danke.